Merhaba arkadaşlar. Proje yönetimi eğitim içerik videolarımızda sıra 3. bölüm 4. kısım videosuna geldi. Biliyorsunuz benimle her türlü görüş ve önerilerinizi, sorularınızı ileti@savunma101.com e-posta adresi üzerinden paylaşabilirsiniz. Geçen haftalarda insan ve grup, sosyal psikoloji, insan ve kültür, kültürler arası boyut, sonrasında sistem düşüncesi ve 5. disiplin, ardından bir tasarım geliştirme projesinin aşamalarını incelemiştik. Bu hafta sözlü veya yazılı iletişimde çerçeveyi oluşturan, hepimiz için çok önemli, toplum içinde birimizi bir diğerimizden ayıran, ifade bütünlüğünün temeline yönelik birkaç prensibi ve konuyu görüşeceğiz. İlk prensibimiz 5M1K prensibi. Bunun raporlarda özellikle ele alış şekline bakacağız. Yazışmalarda dikkat etmemiz gereken temel kurallara bakacağız. Toplantılar ve sunumlar ardından işlem maddeleri, sorular ve de savunma sanayinin eksik olmayan ziyaretlerinde protokol kurallarının çok küçük bir kısmı ancak hepimizin bilmesi gereken bir kısmına eğileceğiz. İlk olarak 5M1K prensibine bakalım. 5M1K biliyorsunuz, iletişimciler, gazeteciler çok sık kullanırlar, dile getirirler. Ne, nerede, nasıl, neden, ne zaman ve kim sorularına yanıt veren bir ifade bütünlüğü. Şimdi bir örnekle başlayalım. Tüm mesaisini 3 yıl süreyle aynı projede testlerin icra edilmesine yönelik mühendislik faaliyetleri çerçevesinde geçiren bir çalışan olduğumuzu düşünelim. Bir projeye atandım. Çok uzun süredir aynı projede çalışıyorum. Her gün aşinayım. Dolayısıyla pek çok kısaltmaya ve ifade şeklini. Ancak bu faaliyeti gel bana rapor et dediklerinde benim gibi bütün ömrü tek projede geçmeyen belki 40 projeden sorumlu bir müdür veya direktör veya belki 200 projeden sorumlu bir genel müdür yardımcısı veya genel müdür karşımıza çıkacak ve bizler proje yöneticisi veya proje mühendisi olarak belki üst seviyeye yılda 3 kere 4 kere projelerimizle ilgili hususları rapor eder durumda olacağız. Bizler genelde raporu kendimizi ifade şekli olarak ele alıp kaleme alıyoruz. Burada önemli olan raporu okuyucuyu dikkate alarak kaleme almak. Bu bir raporda kullanılan kısaltmaların bizlerin her gün aşina olduğu ifadelerin karşı tarafça bilinemeyeceği hatta bilinmek zorunda olmaması gibi durumları dikkate alır. İfadelerimizin uzunluğunu, kısalığını dikkate alır. Raporlar üst seviyeye doğru gittikçe anlam bütünlüğünü yitirmezler ancak mümkün olan en kısa ifadelerle kaleme alınırlar. Dolayısıyla bir projedeki herhangi bir konuyu bir proje yöneticisinin, bir müdürün, direktörün, grup başkanının, genel müdür yardımcısının, genel müdürün ve hatta yönetim kurulunun ele alış şekli ayrıntıları açısından farklıdır. Takdir edersiniz ki bir departmanda sadece 8 tane projeyi yöneten bir yönetici ile bir şirkette 300 tane projeyi ayda bir kere toplanıp gözden geçiren yönetim kurulunun ayırabileceği vakit kısıtlıdır. Bilgi doğru ve tam olarak ancak mümkün olan en kısa şekilde aktarılmalıdır. Burada hangi seviyede, hangi ayrıntıya girileceği de yıllar içinde tecrübe ile elde edilebilen bir bilgi. Bizler şimdi proje mühendisi ve proje yöneticisi odağında yaklaşıyoruz konulara. Hiç unutmamamız gereken kural 5N1K prensibini hatırlayarak ifade bütünlüğünün sağlanması. Bir başka örneğe bakalım. Aylardır hazırlandığımız bir kabul testi yapıldı. Biri önemli, 5'i önemsiz. Toplam 6 tane işlem maddesi açılarak da tamamlandı. Pek çok kabul testleri 0 işlem maddesiyle değil, pek çok işlem maddesiyle tamamlanır. Yani kabul testi tamamlandığında sonradan resmi olarak tamamlanmış olmasını veya geçerli olmasını mümkün kılacak bazı işlem maddelerinin de tamamlanması gerekir. Çok basit bir örnek vereyim. Kabul heyeti teste gelmiştir. 3 kopya kabul prosedürü verirsiniz ellerine. Müşteri der ki sözleşmeye göre 5 kopya daha vermen lazım. İşlem maddesi açarsınız. 5 kopya daha yaparsınız aynı prosedürden ve müşteriye gönderirsiniz. Bunlar tabii çok basit örnekler. Bazen de bazı hatalar veya arızalarla karşılaşılır. Bunların düzeltilmesi hatanın derecesine, kritikliğine göre gün, hafta, ay mertebesinde olabilir. Hatta aylar sürebilir. Testin tekrarını gerektirebilir. Dolayısıyla işlem maddesi çok geniş bir kavram. Önemli işlem maddeleri dediğimiz böyle projenin normal akışını değiştiren, bazı faaliyetlerin başlamasını engelleyen, durduran, giderilmesi vakit alan işlem maddeleridir. Önemsiz işlem maddeleri ise çok kısa süre içinde tamamlanarak arz edilebilecek, hayatın veya projenin akışını etkilemeyen işlem maddeleridir. Şimdi bizim örnek olarak ele aldığımız testte biri önemli, 5'i önemsiz, toplam 6 tane işlem maddesi olduğunu varsaydık.
Genelde kabul testleri sonrasında firmalar fatura kesip para alırlar. Dolayısıyla firmalara nakit akışının sağlanması açısından bu faaliyetlerde firmaların kasasına para gireceği için üst seviyede de takip edilen faaliyetlerdir. Örneğimizde biri önemli, beşi önemsiz dediğimiz toplam 6 işlem maddesinden o biri önemli olanın diyelim ki bu faturanın kesilmesini ve dolayısıyla fatura kesildikten sonra şirketin kasasına girmesi beklenen ödemenin de yapılmasını etkilediğini varsayıyoruz. Şimdi böyle bir kabul faaliyeti genelde burada kullandığım tüm tarihler ve her şey hayal ürünü tabii ki. 2 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen XYZ projesi dedim ben. XYZ projesi 4. sistem kabul testi yapılmıştır diye yazılır. Şimdi bu kabul testi yapıldı. Böyle bir ifade çok eksik bir ifade. Bunu okuyan yönetici normal şartlar altında olumsuz hiçbir şey içermediği için bu çocuklar bu testi yapmışlar. Herhalde bitirmişler. Başarıyla tamamlanmış. Demek ki şu faturayı keseceğiz. Şirketimize de nakit girişi olacak diye bir beklenti içinde olabilir. Ama bu iyimser bir tahmindir. Çünkü genellikle öyle olmaz. İlgili arkadaşı çağırıp sorduğunuzda efendim test yapıldı ama daha tamamlanmadı. Neden? İşte 6 tane işlem maddesi açık kaldı. Peki nasıl işlem maddeleri bunlar? Yani önemli mi, önemsiz mi? İşte biri önemli. Nasıl önemli? 2-3 hafta daha alacak. Yani faturayı kesemeyeceğiz efendim. Peki o önemli işlem maddesini ne kadar zamanda kapatırız çocuklar? Efendim 3 hafta içinde kapatmayı planlıyoruz. Şimdi böyle diyaloglar ortaya çıkar. Dolayısıyla şu tarihte şu testi yaptım demek karşı tarafa hiçbir bilgi vermeyen bir cümledir ve çok sık karşımıza çıkar. Normalde bizim dememiz gereken biz kim? Savunma Sanayi Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı temsilcilerinin katılımıyla yani kimlerle işte? Hisar Atış Test Sahası Aksaray'da yani nerede? XYZ projesi 4. sistem kabul testi ne? Ne yapmışız? Kritik bir işlem maddesiyle tamamlanabilmiştir. Şimdi anlıyoruz ki test yapıldı ve kritik bir işlem maddesi var. Şimdi şirketin üst yönetiminde bu testten sonra fatura kesilip nakit girişi olacağını bilen ve bu nakit girişinin peşinde olan bunu bekleyen üst yönetici şimdi bu cümleden artık bir şey anlayabiliyor. Neyi anlıyor? Evet bu test yapılmış ama kritik bir işlem maddesiyle tamamlanmış. Cümlemiz devam ediyor. Söz konusu işlem maddesi gereğince sistemde gerçekleştirilecek düzeltmeler akabinde tahminen 3 hafta içinde kabul testi tekrar icra edilecek ve 50.000 ABD doları tutarındaki fatura kesilebilecektir. Şimdi bakın bu cümle işte 5N1K'nın tüm parametrelerine yanıt veren bir ifade şekli. Bunu okuyan yönetici ilgili proje yöneticisini veya onun bağlı olduğu yöneticileri çağırıp ya burada bir şey yazmışsın ama ben bundan hiçbir şey anlamadım demek zorunda kalmaz. Burada test yapıldı, test neyi etkiledi, ne kadar zaman içinde ne yapılacak, ne zaman düzelecek, bu test yapılamadığı için ne kadar para girişi askıya alındı. Bütün bilgiler var. İşte bizim testleri rapor ederken bu şekilde rapor etmemiz lazım. Buralarda sıkça karşılaşılan diğer bir husus da şöyle bir ifadedir. 2 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen XYZ projesi 4. sistem kabul testi başarıyla tamamlanmıştır. Şimdi arkadaşlar ki başarıyla tamamladık. Sen de okursun dersin ki tamam çocuklar testi yapmışlar. Başarıyla da tamamlamışlar. Demek biz faturayı keseceğiz. Beklediğimiz ödemeyi de alacağız. Sonra aradan bir vakit geçer. Ortada ne fatura ne ödeme falan. Ya dersiniz ki çocuklar biz bir fatura kesecektik, bir para alacaktı. Bu para girişi olmamış henüz. Efendim daha henüz onaylamadı müşteri testi derler. Hani başarıyla tamamlamıştık. Efendim tamamlamıştık ama şöyleydi de böyleydi. Çocuklar onu yazsaydınız keşke başarıyla tamamlandı yazmışsınız. Biz de sandık ki faturayı kesiyoruz, ödememizi de alıyoruz. Dolayısıyla kaçamaklara hiç gerek yok. Burada sizin kendinizi nasıl ifade etmek istediğiniz ve ne miktarda ifade etmek istediğiniz önemli değil. Sizin kaleme aldığınız raporu kim okuyacak? Bu adamın veya kadının beklentisi ne? Bu faaliyetle ilgili oraya nokta atışı o bilgiyi arz edebiliyor olmanız lazım. Bu tür raporları kaleme alırken okuyucu kitleyi, bu bir yönetim kurulu olabilir, genel müdür olabilir, müdür olabilir. Ne ayrıntıya boğun ne de çok basite alın. Faaliyetin özellikle bağlı olduğu bir fatura kesimi, bir ödeme varsa bu tüm şirketlerde her zaman kritik faaliyettir. Başarıyla tamamlandı dediğinizde artık ondan sonra bu iş olacak anlamına gelir. Ama ile başlayan cümleler kurma şansınız olmaması lazım. Bu test nerede yapıldı, kiminle yapıldı, nasıl yapıldı, nasıl bitti, ne zaman yapıldı, neden oldu? Bunların hepsine yanıt verecek şekilde ifade bütünlüğü sağlanması lazım. Şimdi bu çok basit olan prensip genelde şirketlerde ifade bütünlüğü açısından yaklaştığımızda oturması, bunun bir şirket kültürü haline gelmesi oldukça uzun süre alabilen bir yaklaşımdır.
Takdir edersiniz ki konu örneğin sizin şahsınızın bu yaklaşımı benimsemesiyle bitmiyor. Şirkette üst yönetime bilgi aktaran tüm kademelerdeki yönetici veya yönetici adaylarının, diyelim ki bu 300 kişi, aynı yaklaşım ile konsolide edilmiş bir raporu üst yönetimin önüne getirebilmesidir beceri. Burada yeni girenler olur, farklı ifade şekillerinde olanlar olur, kaçak dövüşenler olur, kaçamak yanıtlar verenler olur, başın belaya girmesin diye eksik rapor edenler olur, olur da olur. Dolayısıyla herkesin aynı yaklaşımla aynı ifade bütünlüğünü rapora yansıtmış olduğu bir durum ideal durumdur ve ancak yönetimin her kademesinin bu yaklaşımı benimseyerek ve üzerinde ifadelerin düzeltilmesine yönelik olarak ısrarla durarak pratik yapmasıyla elde edilir. Ancak bu yaklaşım oturduktan sonra her şey o kadar güzel akmaya başlar ki işte o zaman raporlar amacına ulaşır, onu okuyan anlar, ona göre işlem alabilir, şirketin resmini tüm kademelerinde ve tüm işlevlerinde doğru olarak görebilir. Bu sebeple 5M1K herkesin paydasında olması gereken ortak bir ifade bütünlüğü yaklaşımıdır. Peki raporlar nasıl olacak? Raporlar bir kere anlaşılır ve tam olmalı. Anlaşılırlığı ise ancak doğru Türkçe kullanımıyla mümkün olabilir. Savunma101.com web sitemde sık karşılaşılan Türkçe gramer ve imla hatalarıyla ilgili olarak bir giriş yapmıştım. Bizler hala e-posta yazışmalarında, hatta zaman zaman çok nadir de olsa resmi evraklarda ve yazışmalarda bile de, da, mi, mı, hi yazımlarına, tabi bunların birleşik yazıldığı yerler var, ayrı yazıldığı yerler var. Veya ya da ayrı yazılır örneğin, ya da diye birleşik yazılıyor. Bu bir türlü düzeltilemeyen çok basit 3-4 adet hatanın yer aldığı bir rapor veya yazı kaleme alıyorsanız inanın okuyucu kitlesinde zaman zaman hayal kırıklığına bile sebep olabilirsiniz. Herkesin, pek çok kişinin sizleri konumlandırdığı nokta bir anda oldukça aşağıya düşebilir. Dolayısıyla Türkçenin kullanımı ile ilgili olarak en azından bu basit kuralları sıfır hata ile geçmek durumundayız. Bir şekilde ilk öğretimden başlayarak üniversite mezuniyeti veya yüksek lisans dahil Türkçe ile ilgili temel konuları henüz oturtamadığınızı düşünüyorsanız ve hayatınızı sadece kod yazarak geçirmek gibi bir niyetiniz yoksa, bir gün bir şekilde ben de yönetici olacağım diye bir hayaliniz varsa Türkçenin doğru kullanımı ile ilgili eksiklerinizi süratle gidermeye başlamanız ve artık bunları düşünmeden, tabiri caizse omurilikten yapar hale gelmeniz lazım. Türkçe ana dilimiz ve ona hak ettiği saygıyı, ihtimamı göstermemiz lazım. Raporlara geri dönecek olursak, raporun amacı, içeriği ve hitap ettiği okuyucu kitlesi raporların uzunluğunu belirler. Şimdi 400 tane projenin yürütüldüğü bir yeri düşünün. Burada projelerin durum raporlarının ele alınacağı, bilimum departmanlar tarafından hazırlanmış, konsolide edilmiş bir rapor olduğunu düşünün. Bu raporun da üst düzey bir rapor olduğunu düşünün. Her bir projeye 1,5-2 sayfa koysanız eder size 800 sayfalık, 1000 sayfalık bir kitap. Bunu birisi gözden geçirmeye kalksa birkaç saatini alır, tekrar gönder, düzelt, düzeltsin, bu ifadenden bir şey anlamadım, bunu da düzeltirmesin, eklensin, gitsin gelsin, gitsin gelsin, inanın 2 hafta üst yönetime sunulacak rapor hazırlar hale gelirsiniz. Eğer bir de üst yönetimi gereksiz ayrıntıyla ben her şeyi rapor edeceğim gibi aslında alt ve orta kademe yönetimin alanında kalması gereken bir yaklaşım olarak üst yönetime de benzer yaklaşımla boğarsanız, işte o zaman okunmaz, gereksiz ayrıntılara sahip, hatta verdiği ayrıntıları da eksik veren, bir cümleyi okuduğunuzda 5 tane aklınızda soru işareti beliren, hiçbir işe yaramayan bir rapor ortaya çıkar. Temelimiz şu: mümkün olan en kısa raporu en üst yönetime, gereken tüm ayrıntılarıyla olacak şekilde bir üst yöneticinize, örneğin bir takım lideri veya grup lideri veya müdür diyelim, sunmanız lazım. Burada da önemli olan, tekrar belirtmek isterim, ifadenin kısalığından, uzunluğundan ziyade ifadenin bütünlüğüdür. Şimdi siz ifadeler kısa olmalıdır diye cümlenin içini bomboş bırakırsanız olmaz tabii ki. Öncelikle ifade bütünlüğü, konuyu eksiksiz aktarmanız, sonuç odaklı aktarmanız,
süreci hikaye gibi anlatmanıza gerek yok. İşlem maddeleri şunlardır diye 6 tane işlem maddesini örneğin sıralamanıza da gerek yok. Kritik bir mevzu vardır. Üst yönetim şunu merak eder. Ne kadar kritik? Bunu ne kadar zamanda yaparız? Projeyi başarısızlığa götürür mü? Gibi. Dolayısıyla öncelikle sonuca yönelik ifade bütünlüğü ama bunu en kısa cümle içinde. Gereksiz ayrıntıya girmeden. Tabii bunlar zaman içinde elde edilecek tecrübelerle şirketten şirkete de değişir. Bazı yönetici vardır. İnanın bütün detayları ortaya koysanız hala doymaz. Detay üstüne detay ister sizden. Bazı yönetici vardır. En kısa detayı aktardığınız takdirde de ne çok anlatıyorsun der, çekip gider. Orada da tabii yöneticinizin konulara yaklaşım şeklini izleyeceksiniz, göreceksiniz. Bazı konularda bazı yöneticiler ilgisiz olabilir. O konulara anlatsanız da duymaz. Onun merak ettiği bir tek şey vardır. Aslında oraya gelmenizi bekler. Bazı yöneticiler her konuyla çok alakalıdır gibi gibi. Şirket kültürüyle değişebiliyor, şirketten şirkete değişebiliyor ama bunlar temel kurallar. İşin orta yolu burada size açıkladığım şekil. Bizler raporlarda şablon kullanıyoruz genelde. Yani her firmada belli faaliyetlerin raporlanmasına yönelik oturmuş, eklenmiş, çıkartılmış, artık son halini almış şablonlar vardır genellikle. Bunlar firmaların elektronik bilgi yönetim sistemlerinde veya bulut üzerindeki, network üzerindeki klasörlerinde örnekleri olabilir. Gittiğinizde bir raporu kaleme alacağınız zaman önce bunun bir örneği, şablonu var mı diye bakmanızda fayda var. Doğaçlama bir format oluşturmanıza gerek yok. Nitekim şirketin kabul ettiği bir format, şablon ortada mevcutsa, şirket bu formatı muhtemelen uzun yıllar içinde herkesin aşina olduğu bir format şekli olarak benimsemiş olacağından sizin sağını solunu renklendirmenize, ilave bölümler eklemenize, çıkartmanıza da tepki verebilir. Dolayısıyla önce bakacağız bir şablon var mı? Varsa doldurulmuş örneklerine bakabilirsiniz. Hangi seviyelerde yazılmış? Ondan sonrası da biraz dene yanıl metodu, yöneticinin raporda görmek istediği ayrıntı seviyesine tecrübeyle ulaşacağız. Hoşunuza gidiyor diye bu şablonlarda farklı puntolar kullanmayın. Kimisi Arial kullanır, kimisi Verdana kullanır, kimisi Helvetica kullanır, kimisi Times New Roman kullanır, örneğin Word dokümanıysa. Şirketin benimsemiş olduğu şablon, format, punto büyüklüğü, satır aralığı gibi şekilsel ve içeriği çerçeve olarak belirleyen yoldan yürümemizde fayda var. Şablonlara nereden ulaşabileceğiz? Ben yine de yazmak istedim, genel olarak hatırlayalım diye. Şimdi varsayalım ki siz bir projede, sözleşmede geçen ancak şablonu sizin firmanızda da olan bir doküman hazırlayacaksınız. Burada doğal olarak geçerli olan, önemli olan, öncelikli olan sözleşmedir. Hiçbir sözleşme, yani müşteri eğer sözleşmede belirtilmişse sizin şirketinizde o raporu nasıl hazırladığınızla ilgilenmez. İstediğini sözleşmeye koymuştur, imzalamışsınızdır, taahhüt haline gelmiştir. Dolayısıyla bir şey hazırlayacağınız zaman, bir doküman hazırlayacaksanız, bu doküman bir sözleşme kapsamında müşteriye sağlanacak bir doküman ise, verilecek bir doküman ise, o zaman ilk bakacağınız yer sözleşmede bu dokümanla ilgili bir standart referans verilmiş mi veya sözleşmenin ekinde format olarak belirlenmiş mi? Onun dışında firmaların kalite, süreç ve prosedürlerinde pek çok formata yer verilmiştir. Bunlar kontrol edilebilir. Orada yoksa çalıştığınız firmanın intranet, kapalı ağ, dokümantasyon klasörlerinde bunun bir önceki projeden örneğini bulabilirsiniz. Veya internette arama yaparsanız, bunların hiçbirinde de yoksa, yepyeni bir dokümanı kaleme almanız gerekiyorsa, belirtilmemiş ise bile bir standartını bulursunuz. Kendiniz bir format ortaya çıkartırsınız ve amaca en uygun hizmet ettiğini düşündüğünüz format ile dokümanı, belgeyi hazırlarsınız. İşlem maddeleri de şöyledir. Şimdi toplantıya girersiniz. İşte birisinin aklına bir şey gelir. Birisi birisine soru sorar. Bunu bir sonra kontrol edelim der. Not defterinizin bir kenarına not alırsınız. Şimdi genelde işlem maddeleri size burada şekilde sunduğum içerikte asgari olarak bu 5 bilgiye cevap verecek şekilde oluşturulur. Şimdi işlem maddesinin bir açılış tarihi vardır. Yani hangi tarihte biz şuna bakalım diye örneğin bir işlem maddesi açtık. Tanımında neye bakacağız onu yazarız. Sorumlusu kısmında buna kim bakacak onu yazarız. Yani ortalığa böyle şunu bir arkadaş kontrol etsin. Bu bir işlem maddesi değildir. Bu hangi tarihte talep gelmiş? Ne kontrol edilecekmiş? Kim kontrol edecekmiş? Ve ne zamana kadar kontrol edilebilecekmiş? Yani miadı dediğimiz konu bizim. Due date İngilizcesi. Ondan sonra da durumu. Durumunda da o işlem maddesinin cevabını yazarsınız. Bazen işlem maddeleri olur. İnanın tek bir işlem maddesinin kapanması 6 ay sürebilir. Teknik bir konudur. Bir de şöyle
şöyle düşünün. Tek bir işlem maddesi 5 tane, 10 tane, 20 tane diye düşündüğünüzde burada sıkıntı yok da 10-12 yıl yürüyen 5000 tane işlem maddesi içeren bir işlem maddesi listesini düşünün. Hangi işlemin hangi tarihte açıldığı çok önemli hale gelebilir. Dolayısıyla işlem maddelerinin açıldığı tarihi yazarak açıyoruz. Ondan sonra durumu hanesi böyle bir satır değil, sayfalarca durumu ifade edecek şekilde değişik tarihlerdeki girdilerle genişleyebilir. Bu sebeple işlem maddeleri listesinin asgarisi buradaki tarihi, tanımı, sorumlusu, miadı ve durumu bilgilerine yanıt verecek şekilde oluşturulmalıdır. Yazışmalar da tabii çok önemli. Yazışmalardan kastımız şimdi bir resmi yazılar var tabii. Şimdi resmi yazışmalarda önemli olan bu yazı ile firmanızı temsil ediyor olmanız. Alıcı açısından önemli olan bu yazının altındaki imzadan ziyade yazının başındaki antet kısmındaki logo veya firma ismidir. Hangi firmadan bu yazı çıktı o önemli. Bu sebeple yani bu resmi yazılar firmayı temsil eden ve firmalar için bağlayıcı olabilen yazılar olduğu için herkes bunu kaleme alıp imzalayıp gönderemez. Şirketlerde genellikle hangi tür yazıları veya belgeleri hangi seviyede yöneticilerin tek imzayla mı, ikisi yan yana gelerek imzalayarak mı, çift imzayla mı yani imzalayıp gönderebileceği belirlenmiştir. İmza sirkülerleri yayınlanır. Bunlar noter tasdikli resmi belgelerdir. Orada tüm yönetim kademesinin aşağıdan yukarıya şirketi temsil etmeye yönelik yetki seviyeleri açıklanmıştır. Böyle bir şey olduğunu bilin. Şirkette bu yetkilendirmeler şirketten şirkete değişebilir. Bazı şirketler vardır. Bir yönetici imzalar gönderir. Bazı şirketler vardır. Bu şirkete giren çıkan bütün yazıları ben imzalayacağım der genel müdür. Sadece o imzalar. Bazı yönetim kurulları vardır. Tek kişi imzalayarak şirketi temsil olmasın, en azından iki kişi imzalasın der. İki kişiyle imzalanır o zaman gibi. Şimdi evraklarda dil olarak bakacak olursak kişisel olarak evraklar kaleme alınmaz. Yani biz ve ben ile başlayan cümleler kurulmaz. Bunu uyguladık, uygulayacağız, uygulamalısınız gibi ifadelerden kaçınılır. Uygulanmıştır, uygulanacaktır, uygulanmalıdır gibi ifadeler kullanılır. Evrakların girişindeki ilgi yazıda geçtiği sıra ile sıralanır. Şimdi ilgi şu olsun. İlgi A, ilgi B, ilgi C. 3 tane ilgimiz var yazımızda. Şimdi metne girdik. İlgi B gereğince ilgi A'ya istinaden ilgi C ile icra edilen X, Y, Z toplantısında diye başladık cümleye. Olmaz tabii ki. Metindeki sıra ilgilere ilk atıfta bulunan yer A ilgisi, ikinci atıfta bulunan yer B ilgisi, üçüncü atıfta bulunan yer C ilgisi gibi sırayla gider. Yani metinde önce ilgi B, sonra ilgi C, sonra ilgi K, sonra ilgi M, sonra ilgi Z şeklinde karma karışık bir sıra olmaz. Kısaltmalar ilk geçtiği yerde açık anlamlarıyla parantez içinde belirtilir. Ne gibi? Örneğin yazınızda proje yönetimi gözden geçirme toplantısı ifadesini sıkça kullanacağınız bir konuya değineceksiniz. Proje yönetimi gözden geçirme toplantısı ifadesinin ilk uzun olarak yazıldığı noktada parantezi açıp sonunda PYGGT der kısaltır kapatırsınız parantezi. Ondan sonra cümle içinde müteakip paragraflarda her ihtiyacınız olduğunda uzun uzun proje yönetimi gözden geçirme toplantısı demezsiniz. PYGGT der geçersiniz. Burada önemli olan kısaltmaların ilk geçtiği yerde açık anlamlarıyla parantez içinde belirtilmesidir. Evraklar genellikle arz ederim ve rica ederim ifadeleriyle bitirilirler. Arz etmek bir makama saygı bildirerek sunmak anlamına gelir. Tensiplerini arz etmek ise onay için sunmak anlamına gelir. Üst makamdan alt makama gönderilen yazılar rica ederim. Alt makamdan üst veya aynı düzeydeki makama gönderilen yazılar arz ederim ifadesiyle kullanılır. Bu şöyle. Şimdi diyelim ki ben sizin müdürünüzüm. Siz de benim personelimsiniz. Bana bir yazı gönderiyorsunuz. Böyle bir yazıda günlük dilde rica etmek nazik bir ifade şekli olmasına rağmen yazınızı yazdıktan sonra altına rica ederim diyemezsiniz. Çünkü siz ast olarak üstünüze arz ederek bir yazıyı bitirebilirsiniz. Tabi burada bizim baktığımız devletle iş yapan, devletle çalışan, devlet hiyerarşisinin ve kültürünün yaygın olduğu sektörlerden biri olan savunma sanayi sektöründeki yazım ve ifade şekli. Farklı sektörlerde, devletle hiçbir irtibatı olmayan sektörlerde bunlar çok daha farklı şekilde ifade ediliyor olabilir. Ben malumunuz savunma sanayine yönelik bilgi aktarıyorum.
savunma sanayinde yazarsanız bir yazı, gönderirsiniz rica ederim diye savunma sanayi başkanlığına, hepimizin üstü, o yazıyı en iyi ihtimalle iade ederler. Bir de ardından birisi telefon edip size bu nasıl yazı diye de sorabilir. Şimdi bir başka örneğe bakalım. Ben bir müdürüm, siz de bir müdürsünüz. Bana yazı yazıyorsunuz. Yine arz ederek bitirmeniz lazım. Çünkü ikimiz aynı seviyedeyiz. Siz bir müdürsünüz, ben de sizin personeliniz veya siz SSB'siniz. Ben de diyelim ki bir firmalıyım. O zaman rica ederek bitirebilirsiniz. Üst asttan rica eder. Ast üste veya aynı düzeyler arasında her zaman arz edilir. Burada bir örnek yazı var. Bir kere yazılarda bir gizlilik derecesi konulur. Gizlilik derecesi olmayan yazı olmaz. Resmi evraklardan bahsediyorum arkadaşlar tabii ki. Şimdi bir yazının gizlilik derecesi yoksa, yani yazı şöyle söyleyeyim, gizli gizlilik derecesi, özel, hizmete özel falan değilse, tasnif dışı, yani gizliliğe yönelik bir derece içermiyor şeklinde bir ifade konulur. Sonra yazının sayısı vardır, konusu vardır. Burada da genelde bu paragrafların aralıkları, nereden başlayacak, indenti ne kadar olacak, ilgiyle metin bloğu arasında ne kadar boşluk bırakılacak, ortada mı olacak, sol köşede mi olacak, sağda mı olacak, solda mı olacak, bunlar da belirlenmiştir. Bu tür yazılarda da yazıyı bitirirken bilgi veriyorsak, bilgilerini, bir işlem bekliyorsak gereğini şeklinde ifade ederiz. Yani bir faaliyeti yaptık, faaliyet sonrasında bilgi veriyoruz. Bilgilerinizi arz ederim dersiniz. Veya aslınıza yazıyorsunuz, bilgilerini rica ederim dersin. Ama bir işlem bekleniyorsa yazıda, gereğini arz ederim, gereğini rica ederim gibi bitirilir. Şimdi bu örneğimizde örneğin bir firmamız kendisini tanıtmak istiyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'na bir yazı yazmış. Bakın yazıda ilgiler, ilgi A var önce. Sonra devam ediyoruz. İkinci cümlenin başında ilgi B. Yani ilgiler sırayla gidiyor. Dolayısıyla önce 16 Şubat 2021 tarihli bir yazı varmış. Sonra bir tane daha yazı varmış, 23 Şubat. Şimdi ilgilere bakıyoruz. İlgi A var, ilgi B var. İlgi A yazınız ile tarafımıza gönderilerek düzenlenmesi talep edilmiş olan ürün teknolojik hazırlık seviyesi firma beyan formu, ilgi B yazımızla sayın başkanlığınıza gönderilmiştir. Şimdi önce bir şöyle bir genel bir özet verdik. Bunu okuyan adam pat diye masasına şey düşmesin diye, bu nereden çıktı diye. Önce bu adama diyorsunuz ki, bakın biz bir ilgi A yazıyla siz bize şey göndermiştiniz. Ürün teknolojik hazırlık seviye firma beyan formu doldurmamızı istemiştiniz. Biz bunu göndermiştik size ilgi B ile. Şimdi bu kapsamda firmamız tarafından geliştirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiş olan, yine hayali bir ürün bu tabii ki, drone karıştırıcı ürünümüzün tarafınızca yerinde görülerek performansının senaryo ortamında değerlendirilebilmesi için 17 Ocak 2022 tarihinde firmamız tesisinde gösterime hazır olduğumuzu bildiririz. Söz konusu faaliyet için hazırlamış olduğumuz taslak gösterim senaryosu ve faaliyet planını ekte tensiplerinize arz ederiz. Şimdi bir ürün var. Demek ki neymiş? Bir ürününüz varmış. Bu ürünle ilgili bir gösterim yapmak istiyorsunuz. Şu tarihte hazırım diyorsunuz. Bunun içinde bir senaryo hazırlamışsınız. Senaryoyu dayatamazsınız. Müşterinin bakıp bunu şöyle yapalım, böyle yapalım deme hakkı her zaman saklıdır. Dolayısıyla genelde nezaketen taslak dersiniz. Müşteri bakar, bu güzel dediği an o taslaklıktan çıkar, uygulanacak senaryo haline gelir. Ve bir faaliyet planı hazırlamışsınız. Ekte ne yapıyorsunuz? Rica etmiyorsunuz. Arz ediyorsunuz. Çünkü neden? Bir firma olarak bunu siz savunma sanayi başkanlığına gönderiyorsunuz. Firmaların savunma sanayi başkanlığına gönderdiği bir yazının arz etmek dışında bir cümleyle bitmesi mümkün değil. Neye arz ediyorsunuz? Tensiplerine arz ediyorsunuz. Yani onaya arz ediyorsunuz. Yani burada diyorsunuz ki esasında, efendim biz taslak senaryo hazırladık, bir de faaliyet planı. Siz buna bir göz atın. Eğer sizin için de uygunsa gelin bunu icra edelim. 17 Ocak'ta size gösterimimizi yapalım diyorsunuz. Saygılarımızla diyorsunuz. Adınızı, soyadınızı, pozisyonunuzu, artık şirketin belirlediği imza sirkülerindeki yetkiler nasıl gerektiriyorsa o şekilde bitiriyorsunuz. Şimdi şirketlerde bu resmi evrakların yazılmasında çok problem olmaz. Bunların nasıl yazılacağını bilen birileri vardır ve gerekli düzeltmeleri yaparlar, ama kişiler arasında sıkça gidip gelen, çoğu kimsenin de görmediği, sadece muhataplarının tanık olduğu bir de e-posta olayı var. Bu e-postalar şu açıdan çok önemli. Sizin her günkü vitrine defalarca çıkmanızı sağlayan bu elektronik posta yazışmaları
aslında Türkçe'ye ne kadar hakimsinizden tutun, ifade şekliniz, iletişim tercihleriniz dahil herkese oldukça fazla fikir veriyor. Bir kere konusu olmayan e-posta göndermeyiniz. Yani konu hanesi boş olan bir e-posta göndermeyiniz. Çoğu kişi aslınız da olsa, denginiz de olsa konusu boş bırakılan e-postalara alerjendir arkadaşlar. E-postalarınızda WhatsApp mesajlarında kullanılan yeni nesil kısaltmaları kullanmayınız. Çünkü e-postalar WhatsApp gibi çok gayri resmi bir haberleşme aracı değil. Şirketin kapalı ağında veya açık ağında, internetinde veya internetinde dolaşan, kayda tutulan şirket içi yazışmalar. Tekrar vurguluyoruz. İmla kurallarına ve doğru Türkçe ile yazışmaya dikkat ediniz. Bir de şöyle e-postalar vardır. Yazar, ben yazayım da benden çıksın, kime giderse gitsin bu mesaj şeklinde ilgili ilgisiz onlarca kişiye adreslenir. To yani kime hanesi kısmı e-postanın gereği kısmıdır. CC yani bilgi hanesi de adı üstünde bilgi verilen kısımdır. Varsayalım ki siz A departmanındaki proje yöneticisi olarak B departmanındaki proje yöneticisine bir koordinasyon e-postası atacaksınız. Şimdi to hanesine kendi müdürünüz, A departmanının müdürü yani. Sonra diğer departmanın yani B departmanının müdürü. Bir de B departmanında yazıştığınız proje yöneticisini koyacağınız bir e-mail makbul değildir. Gereği yani sizden bu e-postayı aldığında kim bir işlem yapacak veya temelde kimi bilgilendirmek istiyorsunuz? Onu gider TU'ya koyarsınız. İki yöneticiyi de gerekiyorsa eğer ki her şey için gerekmez CC'ye koyarsınız ve onun dışındaki yöneticileri silsile içinde aşağıdan yukarıya kadar hepsini sıralayıp bilgi hanesi eklemezsiniz. En kısa, en az alıcıya gönderilen e-posta makbuldür. E-postalarda yap, et, gönder, yolla gibi kısa ve sorun yaratma potansiyeli olan ifadeler yerine yapar mısın, gönderir misin, yollar mısın gibi ifadeler kullanmak lazım. İster aslınız olsun, ister üstünüz olsun. Yap, et, gönder gibi emir kipleriyle yazışmaya başladığınızda bunlar da çok ciddi alerjen olabiliyorlar. Hitap kısmında bey ve hanım büyük harfle yazılır. Ahmet Bey, B harfi büyüktür. B harfi küçük değildir. Çok dikkat çeker bu hatalar. Dolayısıyla bey ve hanım ifadeleri büyük harfle başlar. Keza normal yazışmalardaki gibi arz ve rica kullanımına da özellikle yazışmalarınızda, e-posta yazışmalarınızda üst yönetimde dahilse özellikle dikkat etmenizde fayda var. Devlet kurumlarına gönderdiğiniz e-postalar evrak diline yakın yazılıyorlar bir kere. Onu da unutmayalım. Yani Savunma Sanayi Başkanlığından bir uzmana e-posta atarken uzmanın kim olduğunun bir önemi yok. Çünkü kendisi aslında o işle ilgili olarak Savunma Sanayi Başkanlığı'nı temsil ediyor ve sizin o e-postayı Savunma Sanayi Başkanlığı'na gönderiyormuşçasına nezaket ve dikkatle kaleme almanız lazım. Toplantılar, sıkça dahil olduğumuz aktiviteler, faaliyetler. Şimdi bir toplantıya davet edildiniz. Bir kere yanınızda not alabileceğiniz bir defter veya ajanda, kalem olmadan katılmayınız arkadaşlar. Gidip de önünüze cep telefonunuzu koymayınız. Başlangıç saatinden önce toplantı yerinde hazır olunuz. Takriben 3-4 dakika önce. Gidersiniz 15 dakika önce gereksizdir. 3-4 dakika önce hazır olmak makuldür. Gerekli hazırlığınızı yapmış olarak. Bazen de bir toplantı odasına çağrılırsınız. Toplantı saatinden 3-4 dakika önce gidersiniz. Orada bir önceki toplantı devam ediyordur. Biz bir 10 dakika içinde çıkacağız, bekleyin derler. Siz 10 dakika daha bekleyeceğiz diye oradan ayrılırsınız. O sırada toplantı biter. Herkes içeri girer. Siz ilk başta gittiğiniz toplantıya en son katılır gibi görünürsünüz. Onu da yapmayın. Bir yere gittiğinizde yakınında gözleyebilecek şekilde bekleyin. Cep telefonunuzu da kullanmayınız. Bunlar zaten herkesin esasında bildiği konular ki savunma sanayi firmalarımızda gizlilik dereceli projelerde ve mekanlarda, kontrollü alanlarda zaten cep telefonuyla bulunmak mümkün değil. Bir odaya girdiniz, ilk gittiniz. Acaba nereye oturacaksınız? Bir köşede ayakta mı bekleyeceksiniz? Genelde bir projektör varsa toplantı odasında görüntünün yansıtıldığı duvara en yakın koltuklardan biri size ait demektir. Bu arada bazen toplantılar olur. 10 kişilik oturma yeri vardır. 12 kişi davet edilmiştir. Eğer şirketine en son giren, en yeni, en alttaki pozisyonda çalışıyorsanız bilmeniz gerekir ki ayakta izleyeceksiniz. Toplantılar kişileri gözlemlemek için mükemmel fırsatlar sunar. Çünkü insanların toplantı odasında yöneticileriyle birlikteyken ve toplantı odası dışında normal mesaisi içinde yöneticileri yanında değilken davranışları arasındaki büyük farklılıkları, değişiklikleri görebilir. Bir kısım insanın toplantı odasında sustuğunu ancak sonra dışarıda çok iş yaptığını, bir kısım insanın ağzı iyi laf yaptığı için toplantı odasında toplantı sırasında çok konuştuğunu ancak dışarı çıktığında dalga geçtiğini, işine ciddiye alanı almayanı
bütün detayları izleme imkanınız olur. Dolayısıyla insanları anlamak ve gözlemlemek için de çok iyi yerlerdir. Şimdi toplantılarla ilgili en önemli tüyolardan biri şu. Yöneticilerinizin sorduğu soruları not alın arkadaşlar. Her yöneticinin üzerine eğildiği nokta farklıdır. Her yöneticinin soruş ve kavrayış anlayış şekli de farklıdır. Dolayısıyla bir yöneticinin örneğin 10 toplantısına girdikten sonra hemen hemen o yöneticinin konuların hangi kısmıyla daha çok ilgilendiğini, hangi tür konuların üzerine nasıl gittiğini ve ne tür sorular sorduğunu anlar hale gelirsiniz. Soruların ayrıntı seviyesi, soru şekli, yöneticinin hangi bilginin peşinde olduğuna dair ilk sondajınız toplantılardır. İyi yöneticiler akıllı sorular sorarlar. İlk başlarda bir fikir edinemeyebilirsiniz ama vakit geçtikçe bunlarla ilgili de önemli ipuçları sahibi olursunuz. Dolayısıyla toplantılar gerek çalışma arkadaşlarınızın gerekse yöneticilerin yaklaşımlarının anlaşılması açısından çok güzel, net, berrak fotoğrafların çekildiği fırsatlar sunar. Bütün resmi, ilişkileri, dalga geçeni geçmeyeni, içeride farklı konuşanı, dışarıda farklı davrananı dahil resmi görürsünüz arkadaşlar. Bir diğer konumuz sunumlar. Şimdi kariyerinizin başındaysanız genellikle ilk başlarda bir sunum yapmanız bir süre sizden talep edilmeyebilir. Ancak bazı pozisyonlarda çalışan arkadaşlar çok kısa süre içinde sunum yapmak durumunda da kalabilirler. Sunum yaparken temel olarak dikkat edilmesi gerekenleri de şu şekilde özetleyebiliriz. Şimdi sunumu hazırlarken Microsoft'un şablonlarına veya daha önce bir başka yerde hazırladığınız renk ve fontunu beğendiğiniz bir formattan ziyade ne demiştik? Dokümanlar için de aynısını söylemiştik. Şirketin şablonlarına bakın demiştik. Öncelikle o şirkette insanların görmeye aşina olduğu format, renk düzeni, font düzeni neyse ona benzer bir sunum hazırlamanızda fayda var. Ayrıca da eğer ilk sunumunuzu veya üst yönetime önemli bir sunum yapacaksanız o insanlarla birlikte odaya girdiğinizde sizden önce odaya girmiş olan Murphy'nin olacağını unutmayınız. Murphy biliyorsunuz herkese çok şans getirir. Hiç karşılaşmadığınız birçok aksilik sunum öncesi adeta hortlayabilir. Ya bilgisayarınızın ekranı yansıtamazsınız ya projektör saçmalar. Bir şekilde toplantı başlangıç saati geçer ve siz hala sunuma başlayamamış bulursunuz kendinizi. Eliniz ayağınıza dolaşır. Moraliniz bozulur. Dolayısıyla öncesinde gidip teknik hazırlıkları yaparsınız. Gerekirse teknik ekipten toplantı odalarına destek veren teknik arkadaşlardan destek alırsınız. Bir yere bağlanacaksanız bağlantınızı yaparsınız. Ön kontrollerinizi tamamlarsınız ve beklersiniz. Şimdi sorular da çok enteresan bir konu. Şimdi sorulara çok özet, hatta biraz fazla özet değineceğim. Çünkü aslında arkadaşlar soru sorma becerimiz, doğru, etkili soru sorma becerimiz, ifade bütünlüğümüzü elde ettikten sonra daha ileriki yıllarda genellikle kazanılan bir beceri. Çok kuvvetli, kısa, öz, nokta atışı sorular sorabilmek genellikle tecrübe ile zaman içinde elde edilebilen bir konu. Şimdi mesela koçluk veya neurolinguistik programming dediğimiz NLP bunlar da hep sorular üzerinden süreci yöneten yaklaşım modelleri. Bu şablonların benzerleri pek çok yerde var. Yani bir projenin başlatma safhasında, planlama safhasında, yürütme safhasında, izleme kontrol safhasında, kapatma safhasında sorulabilecek pek çok sorunun şablonları internetten çok kolay onlarca soru içeren listeye erişebilirsiniz. Bunun üzerinde biraz düşünmek lazım. Bu ancak üzerinde düşündükten sonra zamanla içselleştirilebilen bir konu, doğru soruları ve etkin soruları ve en kısa soruyu doğru zamanda doğru yerde soran insan aslında pek çok konuyu bitirmiş anlamına geliyor. Bir de kendinize devamlı soracağınız bir soru var. O da neden sorusu. Neden sorusunu kendinize sık sık sormanız lazım. Profesyonel anlamda ve işinizle ilgili tabii ki. Yani neden böyle bir rapor hazırlıyorum? Bu raporun hazırlanma sebebi ne? Neden böyle bir koordinasyon toplantısı yapıyorum? Bu toplantının sebebi ne? Gibi kendi kendinize soracağınız neden soruları, neyi neden yaptığınıza dair zincirin halkalarının zaman içinde yan yana gelerek süreçlerle ilgili bütünlüğün elde edilmesi noktasında size çok yardımcı olacaktır. Evet, sıra geldi protokol kurallarına. Çok çeşit protokol var. Devlet protokolü, diplomatik protokol, mülki, kurumsal, askeri, adli, akademik, dini, sosyal gibi. Bazı ifadeler geçer. Onların ne olduğuna bakalım. Mesela devlet erkanı diye bir terim vardır. Mülki, askeri, adli ve akademik erkanı temsil eder. Mülki erkan, Cumhurbaşkanı'ndan itibaren başbakan ve bakanlar ile devletin idari teşkilat yapısını oluşturan kurumların sivil yöneticileri olan müsteşar, başkan ve genel müdürlerdir. Örneğin savunma sanayi başkanımız bir mülki erkan.
askeri erkan devletin askeri teşkilat yapısını oluşturan Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile orgeneral, oramirallerden tuğgeneral, tuğamirallere kadar olan komutanlardır. Adli erkan yüksek yargı organlarının başkanları ve üyeleridir. Akademik erkan YÖK başkanı ve üyeleriyle üniversite rektörleri, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü ve yüksekokul müdürleri, YÖK genel sekreteri ve üniversiteler arası kurul genel sekreteridir. Devlet ricali, devlet erkanını oluşturan devlet organlarının, kurumlarının ikinci derecedeki protokole dahil sivil yöneticileri, yardımcıları ve üyeleridir. Bununla ilgili olarak devlet protokol listesini koordine etmekle görevlendirilmiş olan birimimiz Dışişleri Bakanlığı'nda, onların da aşağıda bağlantısını verdiğim PDF dokümandan listesine bakabilirsiniz. Şimdi bizi ilgilendiren daha çok toplantı yönetimi. Toplantı yönetiminde protokol olarak en önemli kural, iki taraflı kurumlar arası veya uluslararası toplantılarda heyet başkanlarının ünvan ve veya statü bakımından eşitliği ve toplantıya katılanların sayısal eşitliğidir. Örneğin firmanıza bir başka firmadan genel müdür geldiyse, mütekabil olmak maksadıyla yine sizin genel müdür olarak ağırlamanızda fayda vardır. Şirketler denk büyüklükteyse veya bir firmadan firmanıza 8 kişi toplantıya geldi, sizin karşısına 2 kişiyle çıkmamanız lazım. Burada da mütekabil bir ev sahibi olarak gerekli özeni ve ihtimamı, önemi gösteriyor olmanız lazım. Toplantı dikdörtgen masanın orta merkezinde karşılıklı olarak oturur. Şimdi toplantı başkanının veya denklik ve protokol sırasına göre kişilerin oturtulacağı yerler mevcut. Genelde eğer toplantı odalarınızın tasarımı, düzeni uygunsa toplantı başkanı kapıya yakın oturur. Yüzü geniş alana bakar. Toplantıda konuk taraf varsa toplantı başkanının sağında ve sırtları duvara gelecek şekilde oturtulur. Tabii devlette protokol her daim geçerli olduğu için toplantı odaları da bu şekilde tasarlanıyor ve düzenleniyor. Firmalarda bunların farklı uygulamaları, farklı örnekleri olabiliyor. Ancak hani bunlar genel kurallar. Şimdi biz Savunma Sanayi Başkanlığı veya Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcilerinin katıldığı toplantılarda değişik masa şekillerine, masa düzenlerine göre kim nereye oturacak ona bakacağız. Şimdi toplantı yönetiminde temsil ve yönetim açısından en önemli kural neydi? Toplantıya katılan heyet üyelerinin sayısal eşitliğiydi. Toplantıya konuk taraf 5 kişilik bir heyet ile geliyorsa ev sahibi kurum da toplantıya 5 kişi olarak katılmalıdır. Zira bir toplantıda sayısal olarak az iseniz yönetim ve temsil bakımından zayıflığı ifade eder. Bunlar sivil firmalar arasında, savunma sanayi firmalarımız arasında çok önemli değil. Ancak konu protokole dahil oldukça, devlet kademelerindeki birimleri içerdikçe önemli hale gelir. Bir toplantıya üst kişi onur konuğu olarak katıldığında onur konuğu ile kurum başkanı dikdörtgen masanın uç merkezine birlikte oturur. Ancak kurum başkanı üstünü, yani onur konuğunu sağına alır. Şimdi burada bir tane temel kural var. Ağırladığınız en büyük kişiyi sağınıza alacaksınız. Keza toplantıya katılanların önüne resmi toplantılarda ne koyacağız? Bir isimlik, bir bloknot, kalem, su ve bardak konulabilir. Şimdi mesela böyle bir masa düzenini düşünelim. Başkan var. Sonra katılan en kıdemli kişi, başkanın sağında bakın 1 numara, karşısında 2 numara, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye hiyerarşi içinde dizilmiş durumda. Böyle bir toplantı odasında 2 tane eş seviyede başkan katıldı. 2 büyük firmamız çok önemli resmi bir toplantıda yan yana geldiler. O zaman böyle bir masada her iki firmanın en üst temsil eden kişileri toplantı odasında masanın ortasına otururlar. Sonra neydi? En kıdemli ikinci kişi hep sağınaydı. Dikkat edin, sol taraftaki eş başkanın sağında 2 numara, sağ taraftaki eş başkanın sağında 2 numara. Sonra 3, 4 ve 5 olarak dağılıyor. Bir de şöyle oturabilirsiniz. Birinci başkan, ikinci başkan olarak. Bu da bir başka düzenleme. Veya böyle bir toplantı odası olabilir. Mesela birisi başkan çıkacak, konuşma yapacak. Protokol heyeti karşısındaki o sırada nasıl oturuyor? Bakın, birinci kişi, ikinci kişi, üçüncü kişi, dördüncü kişi. Bu 1, 2, 3, 4 de protokol sırasına göre belirlenen kişiler. Veya böyle toplantı düzenleri olabilir. Burada da önde dikdörtgen bir masa var. Arkasında da sıra sıra dinleyiciler sıralanmışlar. Dikdörtgen masada oturacak olan yönetici sayısına göre kimlerin hangi sırayla nasıl oturtulacağı burada belirtilmiş durumda. Şimdi diğer bir konu, makam otomobilleri ve resmi otomobillerde koltuğa oturma konusu. Sağ arka koltuk onur yeridir arkadaşlar. Makam sahibi yönetici daima sağ arka koltuğa, eşi, yardımcısı, konuğu veya astı sol koltuğa oturur. Makam otomobiline ve resmi taşıtlara onur konuğu, makam sahibi ve veya üstler binmeden astlar ya da kıdemsiz olanlar binmezler. Yani önce üst oturuyor, sonra siz yerinizi alıyorsunuz. Şimdi bunlar tabii çok sıkı protokol içeren mevzular. Ancak üst
üst düzey yöneticilerin ve sık olmamak kaydıyla karşılaşacakları protokol düzenlemeleriyle alakalı. Burada amacım bunların ezberlenmesi değil. Bunu size tavsiye etmiyorum. Böyle olaylar var. Bunları biliniz. Gerektiğinde nereden bakıp hatırlayacağınızı biliniz. Bir de makam otomobillerinde her zaman sağ arka koltuğun makam sahibine ait olduğunu biliniz ve oraya oturmayınız. Burada da bu şekilde farklı yerleşimler gösterilmiş durumda. Şimdi önemli bir sosyal protokol kuralı. Bunu da mutlaka aklımızda tutmamızda fayda var. Taksilerde hanım daima sağ arka koltuğa, erkek sol arka koltuğa oturur. Yani bir taksiye biniyorsanız ve yanınızda bir hanım varsa onu sağ arka koltuğa almanız lazım. Her ilin protokol listesi var. O ildeki protokol sırasını gösteriyor. Örneğin Ankara için başkent il protokol listesi Ankara Valiliğinde Protokol Şube Müdürlüğü tarafından güncel olarak tutulan bir liste. Buralardan temin edilebilir. Keza internetten İzmir Valiliğinin Protokol Şube Müdürlüğü'nce hazırlanmış ve güncel olarak tutulan bir listesi erişilebilir durumdaydı. Ben onu buraya örnek olarak koydum. Bu haftaki video dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki hafta yine proje yönetiminde çok önemli konulardan biri olan değişiklikler, sapmalar ve yönetimini, mühendislik değişiklik tekliflerini ve proje yönetimindeki temel performans göstergelerini ele alacağız. Hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.